parçada bahsedilen ünlü bestekar hangisidir? Osmanlı Devleti zamanında yaşamış önemli bestekarlardandır. Selavat-ı Ümmiye'nin de bestekardır. Selavat-ı Ümmiye'yi zaten aşağıda anlatıyor. Açıklaması hani Arapça olarak bahsediliyor burada. Selavat-ı Ümmiye'nin bestekar dediğinde aklımıza ilk gelen hemen Buhur zaten Mustafa Itri'dir diye cevabı işaretliyoruz diyedir. Buna göre hangisi dini musiki türlerinden değildir? İsrafil öğretmen, musiki, kulağa hoş gelen sesler dizisi ve müzik anlamına gelir. İnsanların kendilerini ifade etmekte kullandıkları açılardan bir araçlardan biri olarak musiki, duygu ve düşüncelerin notulara dökülmüş şeklidir. Sanatçılar tarafından oluşturulan ve farklı tarzlarda seslendirilen eserler toplumun ortak duygularını harekete geçirir ve onları birbirine yaklaştırır. İslam kültüründe musiki önemli bir yere sahiptir ve farklı dini musiki türleri mevcuttur. Kudüm, kaside, ezan, kamet bunlar dini musiki türlerindendir fakat taravat ümiyeyi bunun içine alamayız. Bu yüzden cevap C olmalıdır. Verilen atasözleri dinin kültürümüze ait aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisini örnektir? Yalancı namamı yatsıya kadar yanar. Acele işe şeytan karışır. Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Namazda göz olmayan, ezanda kulağı olmaz. Dinin kültürümüzdeki atasözlerinin oluşmasına sebep olmuştur. Bir, di, yani dilimizi etkilemiştir. Atasözü nedir? Değildir zaten. Bu yüzden cevabımız C olmalıdır. Atasözü deyim. Bu tarz şeyler dilimize etkiliyor. Dinin dili olan etkilerinden bahsediliyor. Cevap C olur. Aşağıdakilerden hangisi Türkülerimizde şarkılarımızda dinimizin etkisini gösteren bir kavram değildir? Dinimizin musikimiz üzerindeki etkisini gösteren pek çok kavram bulunmaktadır. Türkülerimizde şarkılarımızda dinimizin etkisini gösteren bir kavram salih olur, kader olur, cennet olur fakat gözü e, dinimizin etkisini gösteren bir kavram olarak gösteremeyiz bu yüzden cevabımız B olmalıdır bu hadis aşağıdaki konulardan hangisiyle ilişkilidir? Kur'an'ı seslerinizle güzelleştiriniz çünkü güzel ses Kur'an'ın güzelliğini arttırır bakın güzel ses dedi seslerinizle dedi bu o zaman muziki aklımıza getirir. Muzikimizde dinin izleri dersek cevabımız D olmuş olur. Sesten bahsettiği için güzel sesten bahsettiği için musikiyi katmak istemiş. Cevap D'dir. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olur? Cami muzikisinin başlıca unsurlarını şöyle sıralayabiliriz. Ezanlar, kametler, salalar, salavatlar, tekbirler, tesbihatlar, mevlidler, miraciyeler. Cami musikisinin unsurları nelerdir diye sorduğumuzda cevabı direkt bunu verebiliriz. Soralım. Cami musikisinin unsurları nelerdir? Cevap veriyoruz. Cami musikisinin başlıca unsurlarını şöyle sıralayabiliriz diye devam ediyor. O zaman cevabımız kesinlikle C olur. Yukarıdaki tabloda tanıma yapılan kavramlardan hangisi yanlıştır? Bire bakalım. Mevlid Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan manzum eserlerdir. Evet doğrudur. Miraci Hz. Muhammed'in miraca çıkışını anlatan manzum eserlerdir. Doğru. Naat Hz. Muhammed'in niteliklerini övmek amacıyla yazılmış eserlerdir. Doğru. Nefes Müslümanların cenaze namazını dost, akraba ve komşulara duyurmak için okunan salatu selamdır. Yanlıştır. Çünkü burada açıklaması verilen kavram e, nefes değil sala olmalıdır. Bu yüzden cevabımız 4 Yanlış olan seçenek budur. Teki musikisinde aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi kullanılmaz? Def kullanılır. Kudüm ney kullanılır? Gitar. Tekki musikisinde kullanılmaz. Cevap A'dır. <laughs>